Değerli müşterimiz, 30 yıla varan tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Herkese günaydın. Volatilitenin arttığı dönemlerden geçmeye devam ediyoruz. Küresel piyasalara baktığımızda Uzak Doğu'da karışık bir seyir söz konusu. Bazıları pozitif, bazıları negatif. ABD tarafına bakacak olursak dün kapanışa doğru gelen alımlarla onlarda da bir toparlanma hareketi oldu ama işte çok hafif negatif diyeceğimiz şekilde kapattılar. Şu an için vadelileri de yatay diyebiliriz. Avrupa tarafında da hafif pozitif kapanışlar söz konusuydu genel olarak. Ama vadeleri şu an için onları çok çok hafif eksi de yatay diyeceğimiz seviyelerde. Bizim piyasamıza bakacak olursak bizde dün volatilitesi yüksek bir gün yaşandı. Küresel piyasalarda olduğu gibi. Öncelikle açılışın ardından 1440 seviyelerine doğru yükselen endekste yoğun bir şekilde satış baskısı başladı ve 1415'lere kadar geri çekildik. Onun da altına zaman zaman sarktı ama genel olarak onun üzerinde tutunuyordu. Daha sonra son saatlerde hatta gelen alımlarla yeniden 1428 seviyesinde bir kapanış gerçekleştirdik. Endeksin yeni güne yatay hafif pozitif başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından 1440 seviyesi takip edeceğimiz direnç noktası. Bu noktalara doğru bir hareketlenme görme ihtimalimiz yüksek. 1440'ın üzerinde 1450 ve 1465 seviyesi kısa vadede takip edeceğimiz uzun zamandır söylediğimiz direnç noktalarıdır. Aşağıda 1415 seviyesi destek noktamız. Bu noktanın altında kapanış gerçekleştirmediği sürece endekste genel olarak yönümüzün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. 1415'in altında 1400 seviyesi var. Takip edeceğimiz nokta budur ama biz şu an için dediğim gibi hani yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini ve hani bu noktanın altında kapanış gerçekleştirmediği sürece gelen satışları kar satış olarak algılayıp anlık buralardan yine kısa vade için alım satmak değerlendirmekte fayda var diye düşünüyoruz. Öneri bazında Koç Holding ve Garanti önerimiz açık. Burada yükselişlerin devam edeceğini düşünüyoruz. Ayrıca bunun dışında dün kapanışını çok iyi gerçekleştiren, günün en yükseğini gerçekleştiren Sabancı Holding. Burada da pozitif bir hareketlenme görmekteyiz. Kısa vadede alım için uygun seviyelerde 9.60, arkasından da 9 hatta 10 seviyesi hedeflenebilir bu tarafta. Dikkatli 200 günlük ortalamasında üzerine çıktı dünkü kapanışıyla beraber. Garanti ve Koç Holding zaten öneri listemizde. Dün sabah toplantıda TAV'ı söylemiştik. TAV çok iyi bir yeri kırdı. 24.60 24.70 seviyesini kırdı. Yukarı yönlü hareketlerin burada 26, arkasından 27.50'lere doğru devam edeceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde gelecek olan aşıların ve bunların yapılması yani havacılık sektörünü olumlu şekilde etkileyecektir diye düşünmekteyiz. Bugün piyasaları etkileyecek birkaç gelişme olabilir. Bunlardan bir tanesi Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın saat 2'de konuşması var. Bunu yakından takip ediyor olacağız. Bunun dışında saat 3.30'da AB'den tarım dışı sistem beklentisi, tarım dışı sistem verisi gelecek daha doğrusu. Beklentisi 650 bin, önceki 266 bindi. Dünkü ADP tarım sistem verisi gibi bunu da hatta daha bunu daha da yakından takip ediyor olacağız. 650 ve üzerinde gelmesi tabii ki piyasada biraz rahatsızlık oluşturabilir. Ayrıca yine aynı saatte işsizlik oranı da açıklanacak ABD'den. Bunları yakından takip ediyor olacağız. Genel olarak diyeceklerim bu kadardı. Herkese iyi seanslar diliyorum. Kolay gelsin. Bu kayıtta yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.